Evet data mining derslerine devam ediyoruz. Şimdiki konumuz data warehouse yani veri ambarı ismini verdiğimiz yapı. Öncelikle veri ambarının ne olduğunu bir açıklayalım. Veri ambarı ilişkili verilerin sorgulandığı ve analizlerin yapıldığı bir depodur. Bilindiği gibi ilişkisel veri tabanları Oracle ve benzeri relational database management sistem olarak geçmekte. Veri ambarının bir parçasıdır. Burada görüldüğü gibi database bunun dışında bilgisayarımızda bulunan veya başka bir yerde bulunan file'lar yani dosyalar Data Warehouse'ın bir parçasıdır. Ve çeşitli diğer kaynaklar, other source ismini verdiğimiz yapı Data Warehouse'ın yani veri ambarını oluşturmaktadır. Veri ambarı, veri tabanını yormamak için oluşturulmuştur bu bilgide verini Bunu zaten Oracle derslerimizde anlatmıştık. Yine bir veri ambarı ile ilgili veriyi hızlı ve doğru biçimde analiz etmek için gerekli işlemleri yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Burada ilgili veriyi alıyor. Ardından veri tabanını yormadan kolay, hızlı ve doğru biçimde analiz ediyor ve gerekli işlemleri yapıyor. Bu data mining için oldukça önemlidir. Çünkü data mining'deki verileri biz sadece veri tabanlarından, MongoDB, Oracle gibi veri tabanlarından değil, çeşitli dosyalardan ve other source'lardan da çekeceğiz. Bu Warehouse Wire Host ismini verdiğimiz veri ambanındaki verileri tabii ki direkt kullanamıyoruz. Bu verileri işlememiz gerekiyor. Önce Data Cleaning Integration işlemleri ardından hazırlamak için Selection ve Transformation gibi işlemler yapacağız. Özellikle burada Cleaning'de bazı verileri temizleyeceğiz. Integration zaten bu bütünleme işlemine integration denir. Burada database, file ve other source'ların birleşimi ile data warehouse'ın oluşması integration'dır. Yani burada birleşiyor. Ardından clean data oluşturacağız ve en son olarak prepared data yani hazır verimiz olduğunda biz ne yapacağız? Data mining yapabileceğiz. İşte bu yüzden bu warehouse oldukça önemli bir yapıya sahiptir. Yani veri ambarı burada zaten KDD olarak geçmekte. KDD onu da şöyle yazalım. Bu önemlidir arkadaşlar. KDD olarak geçmekte. Bunun açılımı ne Discovery Database anlamına gelmektedir. Yani biz burada ne yapacağız? Büyük veri tabanlarından veri çıkarılarak bilgi edinmeye çalışacağız. Veri çıkararak bilgi edinmeye çalışacağız. O yüzden kısaca şöyle diyebiliriz. Büyük veri tabanından veri çıkarılarak bilgi edinme sürecidir diyebiliriz. Burada bu veriyi işlemek için adımları tekrarlıyorum. Cleaning, Integration, Selection ve Transformation işlemi yapacağız. Transformation işleminin Normalization işlemi olduğunu bilmenize fayda var diye düşünüyorum. Burada Cleaning işleminde tabii ki de çeşitli noisy datalar olabilir, missing veriler olabilir, smooth veriler olabilir. Bunları düzenlememiz gerekiyor. Onları bir sonraki dersimize data preprocessing kısmında anlatacağız. Biz bu en son bunları data mining'e soktuktan sonra şu şekilde pattern ismini verdiğimiz pattern diyebiliriz. Designer elde edeceğiz. Bu designer da evolution'la knowledge'a çevireceğiz. Bilindiği gibi bizim datamız ilk başta her türlü kötü bilgi, anlamsız bilgi, boş bilgi içeriyor. Zaten internet bunlarla dolu. Biz bunlardan çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyoruz. Bilimsel bilgi elde etmeye çalışıyoruz. Yani biz bunlardan ne elde etmeye çalışıyoruz? Knowledge Diğer ismiyle biz bunlardan, yani diğer ismi değil de buna benzer bir anlamı var. Biri bilimsel bilgi. Information elde etmeye çalışıyoruz. İşte biz bu yüzden data warehouse'ları kullanıyoruz. Siz internetten bunlarla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Fakat bizim data mining ile olan ilgisi bu şekildedir. Bakın şu şekilde bir grafik daha çizelim. Şu sol tarafa hemen bir kutu oluşturalım. Şimdi bizim burada datamız olsun. Şu şekilde bir şey çizelim. Bu bizim data Bildiğiniz gibi veri veritabanları bu şekilde gösteriliyor. Tabii ben düzgün çizemedim. Bizim burada datamız olsun. Bu datamızın, datamızdan bizim bir karar vermemiz gerekecek çeşitli verilere göre. Ama bu datamızın ilk başta data warehouse ile bir ilişkisi olması gerekiyor. Çünkü çok sayıda data var. Bunların hepsini data warehouse'ta toplamamız gerekiyor. Ardından topladıktan sonra biz bunları artık data mining yapabiliriz. Şöyle yazalım, data mining yapabiliriz. Birindeki bir data miningler ikiye ayrılıyordu. Birincisi prediction, ikincisi descriptive yani tahminleyici ve tanımlayıcı. Tahminleyici, classification, regression, time series, analysis. Burada descriptive'da kümeleme yani clustering. Bunları önceki dersimizde anlatmıştık. Association rule ve summarization ismini veriyoruz. Burada data, data warehouse'a gidiyor. Ardından burada data mining yapılıyor. Burada mining yazıyor. Ardından burada bizim decision ismini verdiğimiz şöyle ok dizelim. Bunu decision ismini verdiğimiz yapıya dönüşüyor. Yani karar verme mekanizması oluyor. İşte bu yüzden data warehouse arkadaşlar data mining'in temel yapı taşıdır. Yani onun temelini oluşturmaktadır diyoruz. Dediğim gibi burada cleaning, integration gibi adımlar var. Transformation, reduction gibi, reduction gibi adımlar var. Bunları sonraki derslerimizde Proposing de ardından Data Cleaning, Data Integration derslerinde göreceğiz. Evet, Data Warehouse bu şekildedir. Unutmayın en çok bilimsel olarak MongoDB Database kullanılır. Size dilerseniz internetten MongoDB Database'in ne olduğunu yazabilirsiniz. Yani mongodb olarak geçiyor ama sonra tekrardan database söyleniyor. Yani neden mongodb database diyorum diye şaşırmış olabilirsiniz çünkü mongodb yani uzantısı database zaten. Ama mongodb database olarak geçiyor. Yine büyük veri tabanları bulunmaktadır. Ama ben kanalımda sadece oracle'ı anlattım. Siz Microsoft'un veya Daha çok bilimsel olan mongodb gibi veri tabanlarını Kullanabilirsiniz. MySQL falan kullanmayın onlar Büyük veri setleri için Uygun değil arkadaşlar. Evet birazcık da teknik bilgi vermek istiyorum. Burada data mining'in dışına çıkalım. Burada data warehouse'un özelliklerine bakalım. Burada en önemli özelliği ölçeklenebilir olması. Burada tabi özellikle paralel data warehouse ismini verdiğimiz yapı Oracle'a, SQL Server'a göre daha fazla veri saklayabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar daha önem arz ediyor. Bunun dışında hızlıdır. Tabii ki de hızlı olması çok önemli. Burada çok büyük verilerle çalışıyoruz. Database'lerden çok daha hızlı. Hatta yani geleneksel veri ambarlarına göre bizim paralel veri ambarları 50 kat daha hızlı çalışıyor bunun dışında. Tabii ki de güvenilir bunlar. Yani yüksek güvenlik düzeyi var. Burada süreklilik için tasarlanıyor. Kullanımı ve yönetimi kolay bunun dışında dediğimiz gibi Hado bile entegrasyon yapılabiliyor. Yüksek sıkıştırma oranı, hızlı veri yükleme kolaylığı gibi kolaylıklar var ve yani Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yani var ama çok fazla yok üniversitelerde. Genellikle iş zekası dersi ki bu data mining, machine learning ile iç içe geçmiş bir ders. Bu iş zekası dersinde de iş zekası araçları ile entegrasyonu yapılabiliyor. Veri madenciliği ile analiz çözümlemeleri için kullanılabiliyor. Yani çok kapsamlı bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Burada analiz servis olarak geçiyor arkadaşlar. Özellikle Microsoft'un iş zekası çözümlerini araştırabilirsiniz bu konuda. Tabi bu dediğim şeyler daha çok paralel data warehouse'lar Haslar içindir. Burada paralel normal veri ambarına göre arkadaşlar daha hızlı bir şekilde analiz yapıyor ve tek bir cihaz içerisinde çalışabiliyor. Burada birkaç terabayttan 6 petabayta kadar verileri kullanmamıza imkan sağlıyor. Bakın 6 petabayt diyoruz. Demin ilk derslerimizde bahsetmiştik. Amazon'un, Google'un verilerini düşündüğünüzde yani bu rakamlar ileride çok küçük kalacak. Bu bilgiyi de verelim.